Yani bu yaşadığımız son bir hafta seçim öncesi, özellikle 14 Mayıs öncesi ortada uçuşan bir takım varsayımların çok aksi bir noktada olduğumuzu bize gösteriyor. Ben çok enerjik bir döneme girdiğini ve pozitif bir ortamın oluştuğunu gördüm şu son bir hafta özellikle. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama töreni, ardından kabine, bakanlar kabine toplantısı, MGK toplantısı, kritik atamaların yapılması, konuşulan mesele muhalefetin bir tür kendi iç muhasebesini bazılarının yapıyor olmasını, bazılarının yapamıyor olması vesaire derken böyle enerjik bir Türkiye havası, atmosferi oluştu. Halbuki 14 Mayıs öncesi öyle senaryolar çizilmişti ki Türkiye'de ekonomik olarak, siyasal olarak, diğer alanlarda Cumhur İttifakı'nın kazanması halinde Türkiye'nin çok karanlık bir döneme gireceğini, bırakıp gidiyorum, çok kötü diyenler çok, evet, evet, yani böyle ben çok gidiyorum, ülkeyi terk edeceğim, bıraktım. Enerjik ve pozitif olma halini yani bütün genelde görüyorum. Şöyle ki elbette Cumhur İttifakı seçmeni açısından bir şey var, mutluluk havası var, ama muhalefet açısından da veya muhalif seçmen açısından da çok böyle korkulan bir atmosferin oluşmaması, zaten öyle bir şey biz beklemiyorduk. Orada da böyle bir kötümser bir hava yok gibi. Yani herkes bu enerjik ortamı ve politik ortamı satın almış gibi gözüküyor. Hatta iyi bir şeyler oluyor, destek olalım. Evet, gibi, evet. Çünkü zaten böyle olması gerekiyordu ve Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu bütün mesajlarda bu kapsayıcılığın önemli olduğunu gördük. Onun bütün konuşmalarında ona işaret etti bir şekilde. Dışarıdan hava da çok aslında ilginç. Çünkü seçimin daha ilk akşamı başladı. Resmi olarak seçim ilan edilmeden, yani Yüksek Seçim Kurulu seçim galibini net olarak ilan etmeden saat 9 civarında falan mesajlar gelmeye başladı. 10-11 civarında artık bütün yağdı. 100'e falan ulaştı yani. Yağdı. Bu da çok güzel. Bu da zaten dünyanın belli bölgesindeki ülkeler açısından, Orta Doğu, Rusya gibi veya Orta Asya'daki ülkeler gibi, Afrika'daki ülkeler gibi, Uzak Doğu'daki ülkeler gibi Türkiye ile çok sorunu olmayan ülkeler açısından pek bir problem yoktu. Batı biraz daha beklediğimizden hızlı aslında pozisyon değiştirmiş durumda. O bakımdan da son derece önemli. O enerjik ortamı ve Türkiye'nin seçimlerinin oluşturduğu kalıcı istikrar, süreklilik mesajını bence satın aldılar. Çünkü Türkiye ile bir şekilde çalışacaklar, çalışmak zorundalar. Çok kritik meseleler var. Sadece Türkiye'yi ilgilendirmeyen, bütün küresel toplumu, uluslararası toplumu ilgilendiren. Orada da Türkiye'nin olması uluslararası aktörleri, batılı aktörleri rahatlatan bir durum oluşturdu açıkçası. Orada da enerjik bir atmosfer var tabii ki. Dış politikaya gelince Burhanettin Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Ben sadece dış politikayı biraz bu yeni dönemde yönlendirecek ana ilkeler ya da ona yön verecek temel hususlar neler olacak, ona biraz değinebilirim. Başlık tabii. Buyurun. Her bir başlığı ayrıntılandırmak mümkün ama bir tanesi... Bilmek istiyoruz aslında dış politikada nasıl bir tanesi ve olacak. Birincisi şu, ilk önemlisi dış politikada lider diplomasisi veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği. Bu yeni dönemde biraz daha farklı göreceğimiz bir husus olacak gibi geliyor ve Türk dış politikasının taşıyıcı kulvarı o olacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde daha küresel siyasette kendisini konumlandıran, büyük çözülmesi zor meselelerde rol alan ve bu bağlamda da bütün uluslararası birincil aktörlerin, Amerika, Çin, Rusya, Avrupa, Brezilya, Hindistan gibi büyük aktörlerin doğrudan muhatap alacağı ve birçok sürecin içerisine kendisini dahil edeceği bir dış politika var. Yani Ukrayna'daki gibi o tür şeylerde, çok akut krizlerin çözülmesinde, Afrika gibi, iklim değişikliği gibi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği dış politikayı taşıyacak bir, hatta böyle direksiyonu asıl o oluşturacak gibi. İkinci husus da bir şekilde Türkiye'nin özerk dış politikasının pekişmesi, yeni dönemin asıl kodlarından yine bir tanesi olacak. Yani Türkiye'nin bir uluslararası konumu var, bir bölgesel konumu var. Bazı bölgelerde kazanımları var, bazı bölgelerde hala rekabet devam ediyor. Buralarda özerk politikalarını pekiştirecek. Yani ne Batı'nın bütün istediklerini, ne Amerika'nın bütün istediklerini sorgusuz sualsiz yapacak bir dış politika, ne de ona çok meydan okuyacak ama kendi istisnai konumunu her zaman öne çıkaracak bir politika. Üçüncüsü, Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı olarak tayin edilmesinden mütevellit bir dış politikayla güvenlik bağlantısının devam edecek olması. Yani o alan, o bağlantı gevşemeyecek, biraz daha iç içe geçecek. Oradan dış politika güvenliğin birleşerek çıktığı bir dış politika yolu oluşacak. Yani ne güvenlikten ödün veren, ne diplomasiden ödün veren, bunu birleştiren bir yaklaşım sergileyecek ve bu bağlantı devam edecek. Hem de kendi kişisel özelliği, ne diplomat ne asker, ortada bir dış politika, biraz kavramların daha konuşulduğu, Türkiye yüzyılına atanan kavramların, tartışılan kavramların daha bol olduğu bir dış politika dönemi gidecek. Dördüncüsü normalleşme. Burhanettin Hoca da bahsetti. Ben bu normalleşmenin sadece Orta Doğu'ya özel bir kavram olmadığını düşünüyorum yeni dönemde. Orta Doğu'daki daha kolay, Batı ile olan biraz daha çetrefilli olacak ama o şekilde bir yol tayin edilecek. Avrupa ile, Amerika ile acaba yeni bir modalite oluşturabilir miyiz? Normalleşebilir miyiz? Biraz zor olacak ama olmak zorunda olduğunu bence Batı anlıyor, anlamakta. Türkiye'de bir şekilde küresel bir aktör olmak istiyorsa kendisini başka bir bölgeye, başka bir ittifakın içerisine taşıyarak bunu yürütmesi pek mümkün değil. Var olan ittifak ilişkilerini güçlendirmek zorunda. NATO, Avrupa Birliği, ticari ve ekonomik ilişkiler hala %52'si Batı ile yapıyorsunuz. Bu realiteyi görmezden gelemezsiniz. Dolayısıyla tamamıyla bir normalleşme. Bakın dün akşam ne gördük? Dibeybe, yani evet. Libya Devlet Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, yani şu anda Abu Dhabi Prensi El Nahiyan, Muhammed Bin Zahid ve Cumhurbaşkanı. Şimdi bir sene öncesine gidelim, 1,5 sene öncesine. Birleşik Arap Emirlikleri Halife Hafter'i destekleyerek Libya'daki, Trablus'taki meşru hükümeti devirmeye çalışıyor. Daha demek ki korkular ortadan kalkmış. Bunlar kucaklaştılar dün akşam. Futbol diplomasisi vesilesiyle. Nerede kucaklaştılar? Türkiye, İstanbul'da tabii kucaklaştılar. Yani İstanbul'da böyle bir tabii diplomasinin, arabuluculuğun böyle bir merkezi haline geliyor. Zaten bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın da bir süreci var. Evet. Şimdi normalleşme de bence önemli. Beşincisi, çok fazla şey oldu. Nebi Hoca bana ters bakıyor. Beşincisi de şu. Bu hafta bununla ilgili bir raporumuz çıkacak da o yüzden hafızam taze. Beşincisi de bu ticaret devleti. Bizim dış politikamızda 2010'larda falan zirve yapmıştı. Yani ticaretin dış politikayı kolaylaştırdığı, çatışmayı pasifize ettiği, minimize ettiği, bol bol ekonomik ticaretimizi arttıralım, o zaman kavga da etmiyorsunuz. Ekonominin böyle liberal bir teorik perspektiften böyle bir şeyi var, katkısı var dış politikaya. Bu ticaret devletinin ikinci versiyonu. Tam da yine burada da Mehmet Şimşek, yine Cumhurbaşkanı yardımcımız ve Cumhurbaşkanımızın ekonomiye bakışı, dış politikayla ilişkisi. Bu da yeni dönemin yine önemli pusulalarından bir tanesi olacak. Bol bol ticaret yapacağız, bol bol ticaret yapmak isteyeceğiz. Ticaret yaptıkça dış politikadaki bu baskılar azalacak. Bu bence çok önemli. Sonuncusu da şu. Kalkındırıcı güç aslında şu an söylediğiniz. Evet, tabii bu çok bence önemli ve itecek Türk dış politikasını. Bu da bizi 6. noktaya, son noktaya götürecek. Türkiye'nin uluslararası konumunu bir bütün olarak küresel yönetişime katkı veren, işte hoca söyledi, Burhanettin Hoca, Birleşmiş Milletler reformu olabilir, yine küreselleşmiş bir takım sorunlara Türkiye'nin daha insani yaklaşımıyla pozitif katkı sunması gibi hususlar olabilir. Ben dolayısıyla bu enerjik ve pozitif havanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki aylarda, yıllarda büyük bir gelişme yaşanmazsa. Bu şekilde